Saygıdeğer meslektaşlarım, hepinize merhaba. Covid-19 sebebiyle öğrencilerimizden uzak kaldığımız şu dönemlerde derslerimizi EBA üzerinden kimi zaman canlı ders uygulaması yaparak, kimi zaman ders notlarımızı öğrencilerimizle paylaşarak yapmaya çalışıyoruz. Belli bir aşamaya geldikten sonra da öğrencilerimiz için oluşturduğumuz soruları onlara çalışma soruları olarak göndermemiz gerekiyor. İşte biz de bu videomuz içerisinde çoktan seçmeli sınav sorularını öğrencilerimiz için nasıl hazırlıyoruz onu görmeye çalışacağız. EBA sistemine giriş yaptıktan sonra sol tarafta unsur ağacı diyebileceğimiz bu kısmın olduğu yerde alt tarafta soru ve sınav sistemi var bakın. Buradaki aşağı yönlü oka tıkladığımda sorular var. Bu sorulara geliyorum. Sorularım kısmı yani kendimizin hazırladığı soruların olduğu bölüm. Bir de EBA sorularının olduğu kısım. Soruların kısmındayken şu alt tarafta gördükleriniz benim daha önceki dönemlerde öğrencilerimiz için hazırlamış olduğum çoktan seçmeli sınav soruları. Yan taraflarında da kontrol bekleniyor gibi bir ifade söz konusu. Bunun sebebi şu, istediğim ki sorularımı hazırladığımda Türkiye'deki bütün okullardaki öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz bu dersin içeriğindeki sorulardan faydalansın. Böyle bir şey istediğinizde, sorunuzu hazırladığınızda kontrol edilmesi için bir ikonumuz var. O ikona tıkladığınızda bakanlığa göndermiş oluyorsunuz. O kontrol gerçekleştiğinde sadece hazırlayan ve gönderilen öğrenci grupları değil, bütün öğretmen ve öğrencilerimiz bu sorulara ulaşabiliyorlar. Şimdi biz ilk önce tek bir tane çoktan seçmeli soru nasıl hazırlanıyor onu görelim. Buradaki soru ekle sekmesine tıklıyorum. Çoktan seçmeli bir soru oluşturmak istiyorum ben. Bunu seçtiğimizde alt tarafta standart sadece yazılardan meydana gelen bir çoktan seçmeli soru mu oluşturmak istiyorsunuz? Yoksa burada olduğu gibi fotoğraf sekmesine tıklayarak çoktan seçmeli sorunuzu bir fotoğrafla desteklemek istiyorsunuz. Bunu seçmeniz gerekiyor. Şimdilik standart uygulamayla devam edelim. Sonraki diyorum. Bu kısma geldiğimizde ben bir meslek öğretmeniyim. Makine teknolojileri Alanında görev yapıyorum. O yüzden de teknik bir soru yazacağım. 1 bölü 20 milimetrelik kumpasların hassasiyet değeri ne kadardır diyorum. Ve soru işareti koyuyorum. Alt tarafa çoktan seçmeli kısımlarımı doldurabilmek için A harfine tıklayıp buradaki boşluğun üzerine gelip birinci seçeneğime 0.1 İkinci seçeneğime 0.2. Üçüncü seçeneğime 0.02. Dördüncü seçeneğime de 0.05 yazıyorum. Seçeneklerimizi tamamladıktan sonra eğer bu sizin için yeterli değil ise 4 tane değil de 5 tane şıktan meydana gelen bir soru oluşturmak istiyorsanız buradan seçenek ekleye tıklamanız gerekir. Ben 4 seçeneğin yeterli olduğunu düşünüyorum şimdilik. 1 bölü 20 milimetrelik mm kumpasların hassasiyet değeri %5 milimetredir arkadaşlar. O yüzden buraya gelip 0.05 yazıyorum. Bunu da yazdıktan sonra şu sağ üst taraftaki ön izleme butonuna basarak hazırlamış olduğunuz soruyu ön izleme olarak görebiliyor ve doğru seçeneği de buradan kontrol altına almış oluyorsunuz. Şimdi buradaki ön izleme kapısını kapattıktan sonra sonraki butonuna basıyorum. Şu alanı doldurmamız gerekiyor. Okul türümüz mesleki ve teknik orta öğretim. Sizler hangi türde bir okul için hazırlıyorsanız sorunuzu o türü seçmeniz gerekiyor. 10. sınıftaki bir uygulama. Alanımız makina teknolojileri. Dersimizde ilgili dersimizi buradan bulacağız. Temel imalat işlemleri. Temel imalat işlemlerinin altında da modüller burada mevcut gördüğünüz gibi uygun olan modülü seçiyorum. Ya da uygun olan üniteyi Evet, kazanım listesini işaretledim. Kazanım bileşen listesinden de iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun ölçü aletleriyle ölçme yapar ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun kontrol aletleriyle kontrolünü gerçekleştirir. Bunları işaretledikten sonra tekrar sonraki diyorum. Sorumuz karşımızda. Zorluk derecesini seçmek zorunda değilsiniz. Ama biz bu uygulamamız için kolay zorluk derecesinde bir soru olduğunu düşünerek bunu işaretledik. Ve kaydet butonuna tıklıyorum. Sorumun kaydedilmesini bekliyorum bu aşamada. Evet sayfamızdaki soru kaydedildi arkadaşlar. Burada görüyoruz bakın. Şuradaki ikonların üzerine geldiğimizde etkileşimli tahta modunda aç. Soruyu sınav uygulaması için seç. Buradan kontrole gönder. İşte az önce videonun başında bahsetmiş olduğum kısım bu. Eğer üzerinde düzenleme yapmak istiyorsanız bu ikona tıklamamız sorudan vazgeçip silmek istiyorsanız da bu ikona tıklamamız gerekiyor. Şimdi ben bu soruyu siliyorum. Daha önceden oluşturduğum sorulardan meydana gelen bir test yapacağım. Siz silmeyeceksiniz arkadaşlar. Arka arkaya 10 soruluk, 20 soruluk, 30 soruluk kaç tane sorudan meydana gelen bir sınav yapacaksanız o kadar soru eklemeniz gerekiyor. Evet dediğim gibi arka arkaya bu sorularınızı oluşturduktan sonra yine aynı kısımdan soru ve sınav sisteminin olduğu yerden sınavlar sekmesine geliyorum. Bakın daha önceden oluşturduğumuz sınavlar. Geçen yıl benim yine aynı sistem üzerinden, aynı yöntemle oluşturmuş olduğum test sınavları bunlar arkadaşlar. Eğer böyle sınavlarımız varsa Buraya gelip bunları düzenle, sil, listeye ekle, öğrencilerimizle paylaş gibi seçenekleri de oluşturabiliriz. Şimdi bir sınav oluştur diyelim. EBA'da yaşanan yoğunluktan dolayı e, videoyu da ara ara buradan... Ağız tuşuyla durdurmak zorunda kalıyorum. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Evet şimdi sayfamız geldi. Soru oluştur. Yani bir önceki gibi. Soru ekle ve soru koduyla soru ekle gibi 3 tane seçenek var. Bizim sorularımız daha önceden eklenmiş olduğundan dolayı, sisteme kaydedilmiş olduğundan dolayı yapmam gereken yani. sadece soru ekle olacak. Soru ekle kısmına geldiğimizde bakın Yine buradan mesleki bir orta öğretim 11. sınıf gibi daha farklı alanlarda farklı öğretmen arkadaşların oluşturduğu sorular olabildiği gibi sadece kendi seçimlerinizi de yapabilme şansına sahipsiniz. Şimdi soru ekle dediğimde ben diğer okullardaki öğretmen arkadaşlarımın oluşturduğu soruları değil de kendi oluşturduğum soruları ekleyeceksem yapmam gereken sadece şu. Toplamda 10 tane soru oluşturdum. Ve tamam diyorum. Bakın sorularım seçenekler yani cevap seçenekleri de karşımıza geldi. Ön izleme ile de bakabiliriz. Toplam 10 tane sorumuz. Sonraki seçeneğine tıklıyorum. Hangi ders bu? Hidrolik pneumatik ders. Hidrolik pneumatik dersinde çalışma bir soruları diye Zorluk derecesi orta diyelim. Sınıf 11. sınıf ve yapmış olduğumuz bu test ünite testi mi, konu testi mi, alıştırma mı artık ne istiyorsanız onu seçiyorsunuz buradan. Ve kaydet diyoruz. Kaydet dediğimizde gördüğünüz gibi buraya oluşturduğumuz sınavlardan meydana gelen bir grup geldi. Biraz önce 3 taneydi, şimdi 4. oldu. Yapmam gereken şey bu soruları öğrencilerime göndermek istediğimde buradaki oka tıklayarak çalışma gönder diyeceğim. Çalışma gönder dediğimde de bu ders 11. sınıflara ait bir ders. Bunları seçip devam et deyip çalışmanın başlangıç ve bitiş tarihlerini seçeceğim. Bugün başlasın. Ve Ekim'in 5'ine kadar saat 23.55'e kadar da bu testi tekrar bana dönüş yapmak üzere cevaplamalıkları için süreleri olsun istedim. Devam et diyorum. Ve buradan ders seçimini seçiyoruz arkadaşlar. açıklama test 1 dedim. Çalışma gönder dediğim anda sizin sayfanızda az önce seçmiş olduğumuz öğrencilerimize sınavınızı göndermiş olacaksınız arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.